Ali Çiçek, Yesemek köyündenim. 89 yılından bu yana burada bütün kazılarda her şeyinde çalışan birisiyim. 5-600 metre yukarıda taş ocağı yer alıyor. Alan geniş, 110 dönüm dediğim gibi bulunduğumuz alanda kazılar yaptık. 105 dönümü duruyor. Taşın cinsi bazalt. Buranın ilk keşfedilişi 1890'larda Alman profesör Felix von Luschan tarafından burası keşfediliyor, dünya tanıtılıyor. Ondan sonra 1955'lerde İstanbul Üniversitesi'nden Bahadır Alkın hocamız geliyor. Buraları keşfediyor ve kazılar yapıyor. 55-61 yıllar arası. Ondan sonra 1989 yılından bu yana yine İstanbul Üniversitesi'nden İlhan Temizsoy hocamızın gelmesiyle yine ikinci bir kazılar yapıldı. Aynı zamanda bütün kazılarda her şeyinde çalıştım beraberinde. Alan 110 dönümdür. Aşağı yukarı 5 dönüm civarında kazı yaptık. 105 dönümü duruyor. Bir sfenks çıkıyor, bir aslan çıkıyor. Bir ikili, üçlü dağ tanrılar çıkıyor. Daha farklı bir şeyler çıkabilir diye merak ettiğimiz şeylerdir. Geç Hitit dönemi burası. Buranın milattan önce şöyle 2000. Burada bu Hititler zengin taş ocağını keşfetmişler. Taşın işlemeye müsait oluşundan dolayı akıllıca inceleyip bu atölyeyi kurdukları bilinmekte. Bu taşın cinsi bazalt. Burada ne yapmışlar? Aslan yapmışlar, bayan yapmışlar, araba yapmışlar, mimari parçalar yapmışlar, dağ tanrılar gibi figürler. Genel olarak hepsi taslaktır. Burada ilk çıkış 40 kilometre ileriye Zincirlihü'ye gidiyor. O dönem orası bugünkü adıyla Zincirli olarak biliniyor ama o dönem orası Samal Krallığı olarak biliniyor. Buradan Samal Krallığı'na gidiyor. İncir turşular orada tamamlanıp oradan bildiğimiz kadarıyla Çorum'a gittiği biliniyor. Boğazköy Hatuşar. Orada bu Amerikalılar ilk bir yazılı tabletin bulduklarını, hatta broşürlerde, kitaplarda da yer alıyor. O yazı ne diyor? Diyor ki, ben de okudum aynı zamanda. Barış ve huzuru bırakıyorum. Zengin fakir arasındaki uçurumu kaldırıyorum. Kral Kırılima, milattan önce 800 yıl diye yazıyor. Burada duyduğum kadarıyla Hur asıllı ustaların burada çalıştığı biliniyor. Hatta deniz kavimleri gibi bir saldırıya maruz kaldıkları, büyük ölçüde bu insanlar gücü kaybettikleri, bir daha bu atölyenin de kullanılmadığı biliniyor. İşte biraz önce dediğim gibi ilk keşfedilişi 1890'lar Alman profesör Felix von Luschan gelip buraları keşfedip dünya tanıtana kadar bura bilinmiyor. Heykellerin yapısı genel olarak hepsi taslaktır. Bunlar bitmemiş. Yani İlhan hocamızla zaman zaman konuşuyoruz. İsteselerdi bunu insanlar bu kadarını yapıp gerisi kolay diye tahmin ediliyor. Neden bitirmemişler? Yani bunu zaten burada bitirmemişler, bitirmeye çalışmamışlar. Burada genel olarak gördüğün gibi yüzler taslak hatlarıyla yapılmış. Ama o Zincirli Samal Krallığı'na gidiyor, orada bitiriliyor. Kim bilir o günün şartlarında ulaşım daha kötüymüş ki, ağırmış ki şartlar. Buradan taslak bu kadar emek zayi olmasın mı? Burada kabasını yapan orada ince işliği bitirip Çorum'a gönderiyorlar. Buradan Çorum'a da kızak kalaslar üzerinde gidiyormuş. Bugün bitmişler işte Çorum'da, İstanbul'da, Berlin Müzesi'nde, Halep Kalesi'nde. Bitmişlerin olduğu, buradan çıkmış gitmiş örneklerin olduğu. Aslan, ayı, araba, mimari parçalar, kraliçeler, ikili üçlü dağ tanrılar. Detaylarına girince aslan deyince 4 değişik tipte aslan yapılmış. 5 değişik tipte ikili ve üçlü dağ tanrılar yapılmış. 1 tonla 10 ton arasında aralıklar değişiyor. Gördüğümüz Hitit savaş araba kabartmasıdır. Tekerlek, at var orta yerde, kafa kısmı, gövde, arka bacaklar şöyle iniyor, ön ayak şuradan iniyor. Atın arasında uzun kuyruğu atan bir düşman askeri, kafa, kollar, ayaklar şöyle uzanıyor. Hemen atın önünde bir yer alan bir geyik var, kafayı çevirmiş, ata bakıyor vaziyette, ayakları, gövdesi.
Ve alt köşede bir kuş türü kartal, gagası, kafa, kuyruk, ayaklar. En üstte de bir aslan yer alıyor. Aslan, geyik, kartal, at, araba ve Atenas'a yer alan bir düşman askeri. Üçüncü parçayı bulamadık. 95'lerde bunu birleştirince birbirini tamamlamış oldu. Bu gördüğümüz ayı adam, üstü ayı, altı insan, karışık yaratık ayı adam dünyada tek örnek olarak bilinmekte. Burun kısmı zarar görmüş, köylü tarafı zamanla korumasız kalmış alan. Gördüğümüz kapı aslanıdır, 10 ton ağırlığındadır. Yine taslaktır, bitmiş olsaydı şurada ağız dişler, burun uyuklar, ayak tırnaklar vesaire bunlar zincirli de tamamlanıp Çorum'a gidecekmiş. Yine bitmemiş taslak hali, başı insan, gövdesi aslan tasvir ediliyor, Sphinx diyoruz. Atölyede en güzel olanı, yine görüldüğü gibi örtüsü, tacı, alnında sembolü, burun kısmı, çene kısmı. Bunun bitmiş örneği Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor. Saç bükreler, göz, kulak, ince detaylarına kadar bitmiş olarak.